Sevgili takipçilerim, bugünkü fiiller über fordern, unter fordern. Aynı zamanda bu derste Zustandspassiv cümleleri de göreceksiniz. Ve yetenekli öğrenci konusunu bu derste geçecek. Ve bu dersin seviyesi B1, B2. Bundan önceki derste auf fordern kelimesini size öğretmiştim. Bu auf fordern kelimesine bakarsak eğer ich fordere dich auf etwas zu tun, bir şey istemek, beklemek, o manada senden bir şeyler yapmanı rica ediyorum. Ama daha böyle biraz kibar bir dil değil bu. Daha çok beklentilerim var senden manasında kullanılan bir kelime. Überfordern ise, bakın şimdi bu beklentim var senden diyoruz, auffordern yapıyoruz insanları. Ve bu sefer de überfordern var, o beklentiler aşırı olursa, kişi kendisi zorlanırsa. Unterfordern ise beklentiler az olursa. Bu kelimeleri daha iyi anlayabilmek için cümlelere bakalım. Ich bin überfordert. Bu cümle Zustandspassiv'de yapılmış. Präsens tabii ki. Bin überfordert ve burada überfordert kelimesi bir sıfat. Ich bin überfordert. Neden? Ich kann nicht rennen. Koşamıyorum artık. Ich bin außer Atem. Außer kelimesinde bir olumsuzluk var. Eksik bir şeyler eksik. Ne eksik? Nefes. O yüzden nefessiz kaldım diyebiliyoruz. Bu durumda ben niçin zorlanıyorum? Bir, koştum koştum yoruldum. Koşamıyorum. Ich kann nicht rennen. Sebep olarak da ich bin außer Atem dediğimiz için koştum, yoruldum ve artık yapamıyorum, dayanamıyorum. Orada kaldım. 5 metre daha koşacağım ama nefessiz kaldım, koşamıyorum. Ich bin überfordert. 10 kilometre koşamıyorum, sadece 5 kilometre koşabiliyorum. 10 kilometre koşarken zorlanıyorum manasında. Ich war überfordert. Size hemen bir de geçmiş zamanları da göstereyim. Ich war überfordert. Ich konnte nicht rennen. Ich war außer Atem. Başka bir cümleye bakalım. Ich war überfordert, als ich versucht hatte, schnell zu rennen. Burada kişi kendisi çok hızlı koşmaya denemiş ve bu çok hızlı koşuş, o deneyiş onu zorlamış manasında. Ich war müde und erschöpft. Erschöpfeni mavi yaptım, müdeyi yapmadım. İkisi de bir sıfat. Erschöpfen fakat aynı zamanda fiil olarak da kullandığımız için ben bunu şimdi mavi yaptım. Bu cümle bir tane Zustandspassiv cümlesi. Ich war erschöpft. Ich war müde. Zustandını belirtiyor insanların. Ich war überfordert, als ich eine Suppe kochte. Bunu tamamıyla Präteritum bir cümlesi bu. Die Suppe schmeckte nicht. Yine burada diyoruz biz çorba yapıyordum. Çorba yaparken o beni zorladı ve çorbanın da sonuç olarak tatlı yok diyoruz. Soru cümlesi Warum warst du überfordert? Hemen soruyoruz neden zorlanıyordun diye. Biz de diyoruz ki ich konnte nicht kochen. Çünkü yemek yapmasını beceremediğim için bir çorbayı yaparken bir zorlandım. Sonuçta zaten çorba lezzetli olmadı.
diyoruz. Unterfordern kelimesi. Bunu şimdi bayağı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Ich bin unterfordert. Aynı yukarıda da olduğu gibi bu yine bir tane Zustand passiv cümlesi. Aynı zamanda da unterfordert yine bir sıfat. Unterfordern az şey beklemek. Yani şimdi öğreteceğim size. Der Schüler ist unterfordert. Öğrenci hafife alınıyor derken şu manada anlamanız gerekiyor. Bu cümleye de bir bakalım. Der Schüler ist in dieser Klasse unterfordert. Öğrenci bu sınıfta hafife alınıyor derken şunu anlamanız gerekir. Yani yetersiz, beklenti hafife alınmak suretiyle basite indirgenmiş derslerden zeki öğrenci sıkılıyor. Unterfordert'i böyle anlamanız gerekir. Çok zeki bir öğrenci okulda öğretmen ona çok kolay dersler veriyor. O çocuk çok hızlı kavruyor, çok çabuk anlıyor. 5 dakikada bitiriyor ve 45 dakika boyunca hiçbir şey yapmıyor ve o öğrenci çok sıkılıyor. O yüzden o öğrenci o durumda unterfordert. Wie ist der Schüler unterfordert? Nasıl hafife alınır? Yani bu soruyu şöyle anlamanız gerekir. Ne şekillerde, ne durumlarda, nasıl, ne gibi, nasıl oluyor da öğrenci bu kadar çok unterfordert olmasından dolayı sıkılıyor? Der Schüler bekommt sehr einfache Aufgaben. Öğrenciye çok basit görevler veriyor öğretmen örneğin. Der Schüler ist intelligent. Yalnız öğrenci çok zeki. Der Schüler braucht schwierigere Aufgaben. Schwierigere kelimesine şimdi bir bakıyoruz. Schwierigere kelimesine bir bakalım. Şöyle yapalım, böyle. Sonra silerim, bakın böyle. Schwierige zor. Schwierigere daha zor. Diğer öğrenciler zor dersler alsa dahi bizim zeki öğrencimiz daha zor alması gerekir görevleri. Daha zor görevlere ihtiyacı var bu öğrencinin. Unterfordert Schüler langweilen sich in der Schule. Bu durumda biz Schüler bir tane isim. İsme şimdi bir sıfat veriyoruz. Unterfordern kelimesi burada bizim karşımıza tekrardan sıfat olarak çıkıyor. Çünkü öğrenciye sıfat veriyoruz. Ne sıfatı? Yetenekleri yeterince anlaşılmayan sıfatı. Yetenekleri yeterince anlaşılmayan bir öğrenci ne durumda oluyor? Unterfordert oluyor. Yani o öğrenci az beklenilen görevler verilmiş oluyor ki bu durumda o öğrencinin canı okulda sıkılıyor. Aynı şekilde unterfordert Schüler gehen nicht gern zur Schule. Görüyoruz ki yetenekleri keşfedilmeyen, kadri, kıymeti bilinmeyen öğrenci okula gitmeyi sevmiyor tabii ki. Sevmiyor. Biz yine Schüler kelimesine o bir tane isim, bir kişi, o kişiye sıfat veriyoruz. Bu sıfatı veriyoruz. Unterfordert sıfatını. Yani anladığınız gibi yetenekleri keşfedilmeyen, çok basit ödevler verilen bir tane garip ve zavallı, çok da aynı zamanda zeki bir öğrenci. Bu durumda tabii ki bu öğrenci zeki olmakla beraber aynı zamanda garip oluyor. Çünkü ne yapacak? Canı sıkılıyor, yazık. Ve okula gitmeyi tabii ki sevmiyor. Ne yapıyor peki? Bu öğrenci okulu kırıyor.
Yine aynısı. Unterforderte Schüler schwänzen oft. Schwänzen derse girmemek. Derse olduğu halde okula gitmemek. Derse okul olduğu halde okula gitmemek. Derse girmemek. Ve bunu sık sık yapıyor. Unterforderte Schüler können zu Schulabbrechern werden, wenn sie nicht individuell gefördert werden. Yine karşımıza o çok zeki ve aynı zamanda çok yetenekli öğrenci çıkıyor karşımıza. Ve bu öğrenci çok da sıkılıyor ve okula gitmeye belli bir zaman sonra okuldan kopuyor ve okulu bırakabilir kişiler haline geliyor. Schulabbrecher bir kişi. Nasıl bir kişi? Okulu bırakan bir kişi. Okulu yarıda bırakmak. Abbrechen kelimesini biliyorsunuz, öğrettim size. Abbrechen devamsızlık. Okul abbrecher ise okulu bırakan kişi demek. Wenn sie nicht individuell gefördert werden. Fördern burada ise destek vermek, geliştirmek, destek vermek. Individuell, bireysel. Öğrenciye özel dersler verilmesi gerekiyor okulda. Unterforderte Schüler werden zu Schulabbrechern, obwohl sie sehr intelligent sind. Böyle öğrenciler birdenbire karşımıza okula devam etmeye okuldan bağlarını koparıyor ve okulu bırakıyor. Böylece ne oluyor? Bu öğrenciler birdenbire unterforderte Schüler birdenbire Schulabbrecher oluyor. Çok zeki oldukları halde, çok zeki öğrencilerde böyle bir tehlike var ve okulu bırakırlar. Böyle öğrencilerin yetenekleri keşfedilmesi gerekir, ilgilenmesi gerekir. Ve en önemlisi de es sollen für hochbegabte Schüler spezielle Bildungseinrichtungen geben. Olması gerekiyor. Yetenekli öğrenciler için özel, spezielle kelimesi burada özel anlamına geliyor. Özellikle kim için? Özellikle yetenekli öğrenciler için ne açılsın? Eğitim kurumları. Bildungseinrichtungen açılmalıdır. Sollen, meli cümlesi bu. Geben tabii ki açmak değil. Öffnen kelimesini tercih etmiyoruz. Biz diyoruz ki Almanca'da var diyoruz. Olması gerekiyor manasında kullanıyoruz burada bu kelimeyi. Yetenekli öğrencilere kadir kıymet vermeyen öğretmenler, yeteneklerini görüp de desteklemeyen öğretmenler böyle zeki öğrencileri okuldan soğutur, uzaklaştırır. Kadir kıymet bilen yerlere gidelim der öğrenci. Bunu zaten biz yetişkinler de daha iyi anlayabilmemiz için şöyle düşünelim. Biz yetişkin olaraktan bir gruba girdiğimizde bize söz hakkı verilmezse biz de oradan kalkar gideriz. Ciddiye alınmazsak, söz hakkı verilmezse. Bu gibi öğrenciler de kendisini değersiz hissedildiği zaman, yetenekleri keşfedilmediği zaman bu şekilde düşünüp okulu bırakabilir. Böyle düşünmemiz gerekiyor bu öğrencileri anlayabilmek için. Bir şair Celal Odabaş ne demiş? Gel gönül gidelim bizim ellere. Buralarda kadir kıymet bilen yok. Bu durum şiirlere bile yazılıyorsa o zaman öğrenci neden demesin gel gidelim gönül diye. Bir Almanca dersinin sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao ciao.